Burada şunu yaptık. Ulusal düzeyde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlükleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlükleri, Tarım ve Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın o dönemki ilgili genel müdürlükleriyle Ankara'da birebir görüşmeler yürüttük. Bu görüşmelerde onlara sorular sorduk. Beyşehir Gölü ile ilgili olarak çevresel, sosyoekonomi ve planlama konularındaki Havza'nın öncelikli 3 sorunu sorduk mesela. Sizce nedir diye. Bakın bunlar bakanlıklar düzeyindeki kişilerde. Şöyle cevaplar geldi bize Beyşehir Gölü ile ilgili. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, toprak kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, su bütçesine uygun olmayan su kaynaklarının yönetilmemesi, suyun tarım amaçlı çok yoğun kullanılması, kontrolsüz ve gölü kirletecek nitelikte yoğun balıkçılık yapılması gibi çevresel sorunları bize söylediler. Planlama anlamında tarımsal sulamadaki fiziksel altyapı yetersizliği, kurumlar arasındaki görev, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımındaki sorunlar, kullanım önceliğinin belirlenmesiyle sürdürülebilir kalkınma ile ilgili sorunları söylediler. Sosyoekonomik sorunlar olarak da gölle ilgili yerel halkın, politika üretenlerin ve yöneticilerin havzanın ve korunan alanla ilgili farkındalığının zayıf olması, gelir ve eğitim düzeylerinin yeterli olmaması gibi sosyoekonomik sorunları belirttiler. Bunlar Ankara Beyşehir Gölü'nü nasıl görüyorum cevaplarıydı. Ve birçok sorular uyguladık o dönemde, anketler yaptık. Ve sorduğumuz paydaşlarımızın %83'ü Beyşehir Gölü havzasında farklı kurumların mevzuat ve uygulamalarında çakışmaların bulunduğunu ifade ettiler. Yani Ankara diyor ki %83'ü mevzuat ve uygulamalarda kurumlar arası çakışma var. %43'ü diyor ki merkezi sorunları çözmede merkezi yönetim birimlerine güvenmiyor. %71'i taşra yönetimine güveniyor. Su yönetimiyle ilgili taşra yönetimi bunu çözebilir diyor. Yani taşraya, yerele güvenme daha fazla. Paydaşların %50'si de havzadaki sorunları çözebilecek sağlam kararlar vermede yerel yönetim birimlerini etkili bulmamakta diyor. İl düzeyinde etkili bulunuyor ama ilçe düzeyindeki yönetimler etkili bulunamıyor. Ve bunun da sebebi oy kaygısı gütmeleri öncelikli çalışma alanlarının havza olmamasına bağlıdırlar. Şimdi bir alt düzeye indiğimde yerel düzeyde yani il düzeyinde çalışmalar yaptık. Konya Beyşehir Gölü'nü nasıl görüyor diye sorularımız olmuştu. Oradaki yetkililerle görüşmüştük. Onu atlıyorum. Bu sefer yerel düzeyde Beyşehir, Höyük, Derbent, Derebulcak gibi ve Isparta'nın Şarkıkaraağaç, Yenişehir, Bademli ilçelerindeki yerel düzeydeki insanlarla yaptığımız toplantılardaki çıkan sonuçları aktarıyorum. Burada ilçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, Doğa Koruma Milli Parklar temsilcileri, muhtarlarımız, sulama kooperatif başkanlarımız bunların her biriyle görüşmeler yaptık. Onların görüşleri de şu şekilde. Havza ile ilgili sorunlara baktığımızda göl kirliliği, göl tabanının balçıkla kaplanması, hayvanların göl içinde sulanıp otlatılması, yerleşim yerlerinin gölü besleyen deriler vasıtasıyla atık sularının göle ulaşması, gölden bilinçsiz su kullanımı, göl su miktarının azalması gibi sorunları bize aktardılar. Yine idari sorunlar, sit alanı ile ilgili sorunlar. Mesela sit alanı ile ilgili halkın gölü kullanılması kısıtlanıyor. Tarım ve hayvancılığın yapılabilmesi önünde sit alanı hükümlerinin varlığı, göl korunması amacıyla yapılan kısıtlamaların halkın yaşamını zorlaştırılması, yıkılan evimin duvarını dahi yapamıyorum diyor vatandaş. Göl çevresindeki yolların dahi sit alanından dolayı iyileştirilememesi gibi sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. Yine sosyoekonomik sorunlarımız var diyorlar. Gölün batısında yaşayanlar diyor ki biz gölden fazla faydalanamıyoruz diyor. Doğusunda yaşayanlar ben suyu alıp da tarımsal sulamada kullanmam için pompaj yapmam gerekiyor. Pompaj maliyetim var, tarım yapacağım. Ama siz regülatörün kapaklarını açıyorsunuz. Çumra'ya, Isparta'ya işte suları gönderiyorsunuz. Onlar pompajsız daha uygun fiyattan sulama yapabiliyor diyorlar. Gölün çevresinde koruma ile ilgili bütün sıkıntıları biz yaşıyoruz ama suyu başkaları daha rahat kullanabiliyor gibi kaygıları, endişeleri vardı.